Merhaba sayın seyirciler, bugün 9 Haziran Cuma, yeni günde gündem programımızdan size saygıyla selamlıyoruz. Evet, yeni günde gündem bu konu Sayın Taceddin Bayır, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Güzel günler yaşıyoruz değil mi? Bugünlerde aslında. İnşallah. Bir taraftan sizin komisyonda olduğunuz zeytincilik yasasıyla ilgili değişimler var. Evet. Bir taraftan Göztepe var. Evet. Nereden başlayalım? Göztepe'den mi başlayalım? Göztepe'nin sonucu bizi çok mutlu etti. İnşallah bu zeytincilik meselesiyle ilgili komisyondan gelecek yerlerse tamamen o da mutlu edecek. Göztepe tabii 92 yıllık bir çınar. Evet. 14 Haziran 1925'te kuruldu biliyorsunuz. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda 67-68, çeyrek final, 68-69 yarı final, Avrupa Fuar Şehirleri Kupası dediğimiz, daha sonra yine Türkiye Kupası, ona keza lig şampiyonlukları, efsane bir çınar aslında Göztepe. Biraz gecikmiş de olsa 10 yıl sonra, aradan sonra nihayet Süper Lig'e çok zorlu bir maç sonrasında. 14, evet. Bayağı ciddi bir zaman sonra çıktı. Antalya'ya gittik hep birlikte. Arkadaşlarımız oradaydı. Gerçekten bugüne kadar izlediğimiz en zor maçlardan bir tanesi. 3-3,5 saat sonra maç neredeyse. Biliyorsun önce beraber sonra uzatmalara gittik, sonra penaltılara gittik. Bu arada sahaya atılan o şeylerle ilgili 17-18 dakika ara verildi. Derken bir an penaltı sürecinde sanki bir sihirli bir yer, bir perde indirdi kalenin önüne. 6 tane penaltı atılamadı. Yani kimisi dışarı gitti, kimisi kaleciler döndü derken 6 penaltı hepsi geri döndü. En son avantaj Göztepe'ye geçti. Artık Göztepe gole çevirince ucundan, kıyısından bitti. Gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı orada. Biz öğle uçağıyla gitmiştik. Daha sonra gece yarısı saat 3.30'da hareket etti. 4.30'da indik. 5.30'da sabaha karşı eve girdik. Ama değerli doğrusu yani. Kalecimizi kutlamak lazım. Bir de kurtarışı vardı. Tabii bütün emeği geçen futbolcularımıza, kalecimize, yani hocamıza, başkanımıza buradan İzmir adına, Göztepe adına teşekkür etmek lazım. Bundan sonra nihayet artık İzmir'in Süper Lig'de bir temsilcisi oldu. Temennimiz ve dileğimiz diğer İzmir kulüplerinin de aynı başarıya ulaşması. Gönül ister ki İzmir'den 3 tane, 4 tane kulüp olsun Süper Lig'de. Şu anda bir tane çıktı, o bize mutlu etti. Çünkü bugüne kadar Süper Lig takımlarının İzmir'de maçını seyredemiyordu. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, azından bu arkadaşları, bu maçları da o taraflara kendi takımlarını izleyebilecekler. Göztepe sayesinde bunu sağlayacağız. Evet, güzel başlangıç bu arada. Hoca deyince hemen aklıma geldi. Yılmaz Hoca bir ailesinden birisini kaybetti. Babası insanlar. Evet. Yılmaz Hoca da buradan başsağlığı dileyelim. Evet. Eyüphan Bey de orada zaten gitmişti. Katılmıştı. Evet, Göztepe bundan sonra ne olacak? Şimdi Göztepe güzel. Evet. Öyle artık böyle aldık. Şimdi kupayı getirdiler. Önümüzde tabii iki olay var. Bir saha meselesi var. Evet. İki, Göztepe'nin yeni Süper Lig'e göre dizayn edilmesi meselesi var. Bu işler tabii sonuçta maddiyata bakıyor. Gerçi şimdi Süper Lig'e çıktığı için bir miktar ciddi bir rakam alacak federasyondan bildiği kadarıyla. Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Mevcut kadrodan koruyacakları vardır mutlaka. Altyapıdan gelenler vardır. Ama hedef bence ligde kalmak olmamalı. Yani çıtayı öyle tutmamaları gerekiyor. Yani ilk beşe girecek içinde bir hedef saptamaları lazım. Yoksa işte biz ligde tutunacak bir kadro yapalım falan derseniz geçmişte olduğu gibi çıkarsınız, öbür gün inersiniz aşağıya. Çünkü Süper Lig yani ne kadar kim ne derse desin her lig yükseldiğinde 3. lig, 2. lig, 1. lig, Süper Lig dediğinizde o kademenin oyuncuları değişiyor, kalite yükseliyor. Evet. Teknik yükseliyor, kondisyon yükseliyor. Dolayısıyla onun cevabını vermek lazım, ezilmemek lazım o takımların karşısında diye düşünüyorum. Dolayısıyla Sayın Mehmet Sepir'e de, Göztepe yönetim kuruluna da, Göztepe seyircisine de çok iş düşüyor. Maddi manevi desteklemek gerekiyor diye düşünüyorum Göztepe'yi. Evet, Göztepe'nin gerçekten fedakar bir seyircisi var. Evet, çok. Yani gerçekten büyük çok. Takımlarda bile ancak fedakar bir seyirci bulmak zor. Yani şimdi şöyle bir şey. Yalnız bırakmadılar Göztepe'yi. 17-18 yaşında seyircisi çocukluğundan beri Süper Lig'de görmemiş Göztepe'yi. Evet.
Yani böyle fedakarlık hakikaten 18 yaşında, 4 yaşında yine Süper Lig'deymiş. 4 yaşında hatırlamaz zaten onu. Seyrettiği maçı babası benimle götürse. Ben de mesela Antalya'daki maça torunumla beraber gittim. 3 kuşak bir aradayım. Oğlum, torunumla. Birlikte seyrettik Göztepe maçı. Şimdi anca hatırlar yani 7-8 yaşlarındayken hatırlayabilir. Öyle bir cefakar seyirci var ki 14 yıldır Süper Lig'de görmediğim takımı deplasmanlarda kendi sahasını hiç yalnız bırakmayan çok ciddi bir kaliteli seyircisi var. Evet, stadyum meselesi var işte şimdi en büyük. Şimdi bununla ilgili de tabii gerek federasyon, gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekse bizler parlamentoda üzerimize bir şey mi yapacağız? Bununla ilgili ben bugünleri zaten önceden fark etmiştim. 2015 yılında seçilmez İzmir'in stadyum sorunuyla ilgili bir soru önergesi vermiştim bakana. Demiştim ki yani birçok kentte yeni stadlar yaptınız. Oysa bizde çok eski stadlar, yeni bir stad ihtiyacı var İzmir'in diye. Onlar da değerlendireceklerini ifade etmişlerdi. Hatta Atatürk Stadı bakımdaydı o zaman. Hızlandırdık onu, bakımını hemen bir an önce bitirdik, yetişsin diye. Alsancak Stadı malumunuz yıkıldı, yenisi yapılacak vesaire diye. O öyle kilitlendi duruyor. Bornova'ya yeni bir stad yaptı Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ile birlikte. Ancak onun Göztepe'ye Süper Lig'de cevap verebilmesi seyirci kapasitesi açısından çok önemli gözükmüyor. Evet. Yani 3 tane Süper Lig'in başarılı beşer Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlar geldiğinde o stad kapasitesi yetersiz kalacaktır. Bildiğim kadarıyla Orkun Başkan kale arkalarını verdiğini inşaat idaresiyle kapasiteyi yükselteceğini söylüyor. İşin doğrusu bize Bornova Stadı uğurlu geldi. Yani orada seyirci ve futbol oynayan kişilerin ambiyansı, etkileşimi bir Atatürk Stadı'na göre çok daha yüksek. Daha sebebi Stadı'nın bir yıldan. Orada da öyle. Atatürk Stadı biliyorsunuz Akdeniz oyunları için hayata geçirmiş bir stadı. Etrafında büyük bir atletizm alanı var aynı zamanda. Halı sahaya seyirci arası oldukça kopuk. Dolayısıyla orada tezahürat karşılıklı yapıldığı zaman inanılmaz derecede farklı bir şey oluyor. Oluyor, gidiyor yani. Ses, seyircinin böyle bir talebi var. Büyük ihtimalle Bornova Stadı'na ek tribünler yaparak, kararlısı tribünler yaparak, Alsancak Stadı'nı yeniden hayata geçirerek, böyle Göztepe'nin kendi talebi olan güzel yıllık sahası var. Orada bir proje yapılmıştı. Sayın Başkan'a bu talep ediyordu. Önce Aziz Başkan bir başka yerde daha büyük bir saha yapalım. Ulaşımını kitlemeyin güzel yerde diye teklifi vardı. Ancak anlaşamadılar. Burada güzel yerde kadar aynı karşıya ekibi. Fakat hala muhalefette duruyor şu anda. Yenisini hemen azmeyi bulursanız tadına yetişmesi çok kötü gözükmüyor. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki yıl sonuna kadar bu sırada gerek Alsancak, gerek Göztepe Stadı, gerek Karşıyaka Stadı yol alacaktır diye düşünüyorum. Ki yani Göztepe yol açtı, bundan sonra bir takımımız daha çıkabilir Süper Lig'e. İnşallah bekliyorum. Ben altın oyundan çok umut ediyorum. Altay zaten başarılı bir cilemi yüzlüğe çıktı. Darısı Uca Spor'un, altın oyundan, bizim sporun, Karşıyaka Stadı hepsinin başına dönüyor. Ben evet. İzmir'deki bütün spor kulüplerinin sürtüşmek yerine beraber korkuda kardeşçe başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Evet, inşallah Göztepe'yi bilemiyorum ama şey, böyle bir rekabet var ya böyle karşı yaka Göztepe arasında. O rekabet sanki bazı şeyleri engelliyor gibi. Bana da öyle geliyor. Yani tatlı bir rekabet olması gerekirken böyle mesela bu Göztepe şampiyonu olduktan sonra bu konu için karşıya kadar korna çalan birkaç kişi tarafa kalmış. Mücadele neyse, müdürüyle gelen rapor içinde. Yani ne olacak Göztepe şampiyonu olunca kutlamayacak mı? Böyle şey olabilir mi? Yani Karşıyaka başka mı iyi mi? Güzel yorumlar başka mı iyi mi? Yani Karşıyaka'da bu kendi takımı, Göztepe'de bu kendi takımı. Hangisi şampiyon olursa başımızın üstünde yeri var. Kutlamak lazım, tebrik etmek lazım. Seneye Karşıyaka çıksın hep birlikte. Yani alkışlayalım hep birlikte. Evet, spor böyle. İnşallah daha güzel şeyler açılır ama sporda İzmir'de yavaş yavaş kalkınma başladı böyle.
kadın basketbol takımı var, Bornova'da malum, Dekersi, evet. Dekerspor var, onlar bir üst lige çıktılar. Konak Belediyesi'nin futbol takımı var, kadın futbol takımımız var. Onlar Avrupa'da artık, Avrupa'da kendilerine yol açmaya başladılar. Bir kıpırdama var sanki böyle sporda. İyi olacak inşallah. İyi olur. İyi olacak. Evet, Ankara'ya gidelim yavaş yavaş. Evet. Bugünlerde hepimizi çok ilgilendiren bir konu evet. var. Evet, çok doğru. Aslında Ege bölgesi, Altınyurt, Yantavuk. Sadece Ege değil, Ege, Marmara. Tabii Çanakkale, Antalya, Aydın, Muğla, evet. Balıkesir. Evet, Zeytin'den bahsedelim. Siz de komisyon üyesisiniz. Evet. Neler oluyor Zeytin'le ilgili? Şimdi şöyle, 76 maddeden oluşan sanayide üretim reformu paketi diye bir paket getirildi. Biz sanayi ticaret bir torba yasa gibi. Onlar torba demiyor ama torba olduğu çok belli aslında. Böyle bir tasarı geldi. Yaklaşık 3 gün boyunca tartıştık. Hatta bir tanesini gece saat 3'e kadar tartışıldı. Özellikle bu zeytinli olan maddeler, meralar meselesi. Ve orada ikinci ve üçüncü maddeyi ikna ederek arkadaşların geri çekmesini sağladık. İkna ederek diyorum şöyle, biliyorsunuz bu komisyon 25 kişiyle konuşuyor. Bunun 15 tanesi zaten AKP'li oluyor. İşte 5 tane CHP'den, işte 3 tane MHP'den, 2 tane HDP'den gibi oluşan bir komisyon. Dolayısıyla orada anlaşamazsanız, sertleşirseniz, yani işi kaba kuvvete, kavgaya vesaireye döktüğünüz anda olay oylamaya geliyor. Oylamada AKP'nin oy üstünlüğüyle geçiyor, gidiyor bak. Dolayısıyla bizim orada komisyondaki arkadaşlarımız artık birbirimizi tanıdık. 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hepimiz de aynı kökenden geldiğimiz için, sanayici, ticaret, iş adamı olduğumuz için tabii ki ülkenin ihtiyaç duyduğu üretime, sanayi reformuna hayır dememiz mümkün değil. Böyle bir şey hayal edebilir miyiz? İzmir'de 255.000 işsizimiz var. Yani biz işsizliğin önü açılsın, herkesin işi olsun, herkes belirli düzeyde bir gelir elde etsin noktasında bu sanayi paketinin içerisinde birçok maddeyi destekliyoruz. Ancak içerisinde özellikle 3-4 madde var ki desteklememiz mümkün değil. İşte bunlardan bir tanesi zeytin meselesiydi. Örneklerini verecek olursa, ikinci maddede zeytin ağacı kesmenin bedeli 2000 TL olarak yazılmış. Mesela zeytinlik alan tarifi 15 ağaç olarak yapılmış. Yani 15 tane zeytin ağacı varsa orası zeytinlik alanı, 14 tane ise değildir gibi. Biz de bunlara itiraz ettik. Yani dedik ki bu tarif çok doğru bir tarif değil. Özellikle bizim Ege bölgesinde bir dönüm içerisinde 15 ağacın olması mümkün değil. Yani daha az nadirdir bizde. Mesela benim oturduğum alanda işte 6 dönümde 20 ağaç vardır mesela. Öyle baktığın zaman o zaman orası zeytinlik sayılmıyor gibi. Bu sefer ne oluyor? Siz sağınızda solunuzda imar grantına açılmış evler var, villalar. Müteahhit bu araziyi alıyor. Buraya villa yapacak. Bir tanesini 1 milyon güzel bahçe gibi yerde 1,5 milyona satıyorlar artık. Diyorsun ki zeytini kesersen 2000 lira ceza ödeyeceksin. Ne olacak? Seve seve keser adamı. Aslında bu zeytini kesmeye izin belgesi gibi bir şey. 100 yıllık zeytin ağacı şöyle bir düşünüyorum. Kaç metrekare yer alan kaplar? Vallahi 100 yıllık olan ağaç gövdesiyle beraber 30 metrekare olan kapları yaklaşık. Yani bu da bir dönümde 15 tane. Yani dolayısıyla zaten İzmir'deki şey daha seyrektir. Yani dönüm başına 15'in altındadır. Onu söyledik, onu ikna ettiler neyse, geri çektiler. Sonra 2000 lira çok az mı ceza dedim, yani adam milyonluk villa dikecek içine. Aslında bu siz diyorsunuz ki müteahhite, sen kes ben seni engellemeyeyim. Yani 10 ağaç kesse 20 bin lira. Üstüne 4 tane villa koyacak, birer milyondan 4 milyon lira. Yani bunların mantığı bu yasak değil bu. Tam tersine izin belgesi vermektir dedim zeytin ağacının kesmesi için. Neyse ondan geri adım attılar ama 2000 lira rakamını 4000 liraya çıkardılar. Yani haklısın dediler, iki katına çıkaralım bunu falan. Ricadırcılık olabilir mi bu? Ben zannetmiyorum. Ne olur? Yani 20 bin yerine 40 bin ödeyecek müteahhit. Onu da zaten sattığı villanın sahibine alacak geri. Dolayısıyla burada önemli olan zeytin ağacının neden kesilmemesi gerektiğini hem o müteahhite hem o sanayi komisyonundaki arkadaşlara, milletvekillerine anlatmak lazım. Türkiye'nin her tarafından gelen arkadaşlar. Zeytin bildiğiniz gibi Türkiye'nin her yerinde yetişen bir ağaç değil. Zeytin ağırlıklı deniz kenarına yakın bölgelerde oluyor. İşte Çanakkale'den in aşağıya doğru, Balıkesir, Ayvalık.
Ege, İzmir, Aydın, evet. Muğla kısmen, Antalya'ya doğru bu bölge üzerinde zeytin ağırlıklı yetişir. Ve zeytinde biz dünya üçüncüsü olma yolunda yol alıyorduk acat konusunda, zeytinyağı konusunda. İnanılmaz da sağlık unsuru bir şey. Şimdi tabii burada gerekçe olarak bu zeytin ağaçları niye gitmeli geldi? Yani sanayiler bu paketin içine niye girdi bu? Niye Tarım Bakanlığı'na gitmedi? Niye başka bir yerlerde tartışılmadı da bize getirdiler? Yani bizim konuya vakıf olamayacağımızı düşündüler herhalde. Oysa tam tersine biz çok daha işin içindeyiz. Ben doğuma büyüme, Karaburun Ordu'ndayım. Zeytin ağacının dibinde Beşik'te salladılar bizi. Yani zeytin ağacını çok iyi biliriz, tanırız. Dedim ki gerekçe ne yani, niye? Yani Türkiye'de siz sanayi yapmak istiyorsunuz, fabrika kurmak istiyorsunuz, bütün alanlar doldu da sıra zeytinliklere mi geldi? Dediğimizde böyle alanlar var dediler. Yani arazi, fabrika kuracak alan bulamıyoruz artık. Zeytin ağaçlarını mecburen keseceğiz, sanayi tesisi kuracağız, fabrikayı havaya mı kuralım dedi Sayın Bakan. Öyle deyince ben de kendisine şeyi hatırlattım. Dedim ki beyefendi ben size bir şey söyleyeyim. Ben aynı zamanda sanayici bir iş adamıyım. Daha önce ticaret odası meclis üyesiyim. Şu anda ALÖSKİ diye büyük bir organize sanayi bölgemiz var Ali Ağa'da, biliyor musunuz dedi. Biliyorum. Dedim %70'i boş duruyor. Boş. Arazi tespit ettiniz, içinde fabrika yok. Yatırımcı gelmedi daha. Aynı şekilde terör organize kurulalı kaç yıl oldu? Hala %30'u boş. Kemalpaşa organize, Manisa organize. Yani hepsini şunu derseniz bana bunu anlarım. Artık İzmir'de, Balıkesir'de, efendim şurada burada, Aydın'da, Muğla'da sanayi tesisi yapmak için arazi kalmadı. O yüzden böyle bir şeye tevezzül ediyoruz, tevezzül ediyoruz dersen bir derece ben bunu, ama böyle bir şey de yok ortada. Yani fabrika kurmak için sen daha mevcut organize sanayi bölgelerini dolduramamışsın. Yani bize bunu fabrika için deme, bunun gerçeğini söyle. Sen bunu fabrika kurmak için değil, bazı madencilerin size yaptığı baskı nedeniyle istiyorsun. Yani bunun işin özünde bu zeytin ağaçları kesinlikle fabrika yapılacak falan değil. Zaten fabrika için mesela zeytinyağı fabrikası yapılması da bir mahsur yok, onu yapabiliyoruz. Ama mesela biz ikinci maddeye şey koymuştuk, toz ve duman. 3 kilometre yakınına, zeytin bölük bölgesinin 3 kilometre yakınına toz ve duman olan sanayi işletmesi, fabrika yapılamaz diye bir madde vardı eskisinde. Eskisinden o toz ve dumanı da çıkartmışlar. Yani o bir engel teşkil ediyor. Şimdi toz deyince ne demek? Maden ocağı demek. Duman deyince ne demek? O fabrika demek. Dolayısıyla onu tekrar koymuşlar. Bunun günlerce tartışmasını yaptık ve nihayet o toz ve dumanı çıkarttırdık oradan. Dedik ki yani bunu bu zorunluluk halinde 3 kilometreye kadar koyacaksınız. Daha doğrusu onların çıkardığını tekrar koydurduk. Toz ve dumanı ki maksat zeytinliklere yakın yerlerde maden meselesini ve fabrika meselesini engelleyelim diye. Önce dördüncü maddedeydi bu. Bu dördüncü maddenin de bir ve ikinci madde gibi çekilmesi konusunda bastırdık. Onu kabul ettiremedik. Kabul ettiremeyince bu sefer yokuşa sürmek için bu toz ve dumanı koydurttuk. Onu kabul ettirdik. Hiç olmazsa onlara engel olalım diye. Daha sonra dedik fabrikalara engel olmalı bu şekilde. Yani o şekilde engel. Ama orada bunlar bir uyanıklık yapıp şöyle bir madde yazmışlar. Şimdi bu sıkıştıkları noktada ilginç şeydi. Ancak diye başlayan bir cümleyle bir madde koymuşlar oraya. Koydukları maddede şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki ancak yeterli sanayi tesisi, üretim tesisi kurulması da yer bulunamaması durumda valilik başkanlığında bir kurul oluşturulur. Bu kurulda bu tip yerler yeniden sanayi tesisi, fabrika veya maden ocağı için açılabilir diye böyle bir soru işareti. Yani tıpkı şu anda Türkiye'deki adalet sistemi gibi. Yani bugün Türkiye'deki adalet sistemine ne kadar güvenebilirsiniz? İşte gazeteci Gökmen Ulu arkadaşım sadece Marmaris'te bir haber yaptı diye aldılar çocuğu, tıktılar içeriye. Gerekçesi de inandırıcılıktan uzak. Yani aynı haberi oradaki yerel gazete bir gün önce vermiş. Gökmen Ulu bunu almış, bir gün sorarlar. Adama sorarlar, kardeşim bu haberi sen verin neredeyse bir yıl oluyor. Bir yıldır niye adamı gözaltına almadın da bir yıl sonra gözaltına almadın? O zaman bunun altında başka bir şey var. Niye? Muhalif gazeteci. Atatürkçü, layık, çağdaş bir şeyi var. Bu tip haberler yaptığı için, susturmak için tıpkı 150'ye yakın gazetecimiz var şu anda Silivri'de içeride.
bir tane daha geçsin Gökmen odası, 151 olsun ne olur mantığıyla. İçeri aldılar. Neyse oradan oraya zıpladım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum sonuç itibariyle. Bir, bu iktidar fabrika yeri yok, bunun için zeytinlikleri kesebilirim diyor. Yalan söylüyorlar. Daha urbanizeleri doldurmadılar. İki, zeytin ağacının kutsal olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Çünkü zeytin gerçekten bir dedenin torunla birlikte, bir gelinin kaynanayla birlikte, altında birlikte üretim yaptıkları bir yerdir. Birlikte zeytin toplarlar mesela, zeytin çırparlar. O arada o aile ilişkilerinde dede torunu yetiştirir mesela. Yani üretimin ne olduğunu, toprağın ne olduğunu, toprağın ne kadar önemli olduğunu, ekilen mahsulün, hasatın ne kadar önemli olduğunu toruna çocuk yaşta öğretiriz biz mesela dedeler. Babalar çocuklarına ona keza öğretir. Ağacın önemini, toprağın önemini. Ona keza gelin kaynana ilişkileri, işte akşamı yemekte ne yapalım, şöyle olur, bu işte zeytini kırma mı yapalım, çekişte mi yapalım, aa bak burada hurma olmuş. Bu tip ilişkilerde, aile ilişkilerinde destekleyen tarafı vardır. Artı ekonomik desteği vardır. Mesela normalde kırsal kesimden kente göç eden ailelerde asgari ücretle fabrikada iş bulmuş bir işçi evini geçindirmekte sıkıntı çeker, köyden annesi babası yağını gönderir. Evet. Destek olur aile ekonomisine. Yani o köydeki topladığı zeytinden sıktırdığı yağda o eve ailevi ekonomik destek sağlar. Yani zeytin çok yönlü bakmak lazım. Şimdi bizim üretim reformu paketi, fabrika kurmayalım, kuralım, üretimi arttıralım. Ona keza zeytinde de mesela diyorlar ki, orası da çok mantıksız. Biz diyor iktidara geldiğimizde diyor, 90 milyon zeytin ağacı vardı. Biz diyor bunu 170 milyona çıkardık. Evet, onu da duydum. E güzel, tebrik ederiz. Yani çok miktarda zeytin ağacı dikmişsin. Peki siz bunları kesmek için mi diktiniz diye adama sorarlar şimdi. Yani bir taraftan ben zeytin ağacı diktim ve iyi, yenisini diktiğim için eskileri keselim anlamı geliyor. Bir kere bir, zeytin uzun zaman sonra meyve veriyor. Zeytin diker dikmez meyve vermez. Yani siz iki katına çıkardık diyorsunuz diktiğiniz zeytin ağaçlarını. Ama üretime baktığımız zaman üretim iki katına çıkmamış. Sadece %10 artmış üretim. Neden? Daha henüz meyve vermemiş ağaçlar. Yani ben yenisini dikersem eskisini kesme hakkına sahipmişim gibi bir havada konuşuyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Ben bunu tabii daha meclise gelecek, mecliste gündeme getireceğiz, kürsüden anlatacağız. Komisyona gelecek, tekrar komisyonda da gündeme getireceğiz. Biz sadece şunu istiyoruz. Bizim geleceğimiz, onurumuz, gururumuz olan evlatlarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmak istiyoruz. O zeytin ağaçları bir anlamda bizim her şeyimiz. Diğer taraftan siz bir zeytin ağacının kesilip bir maden şirketine toprağı havaya kaldırması, oradaki bitki örtüsünün tozla kaplanması ya da o madeni çıkarırken doğaya bırakacağınız zehirli atık suların yaratacağı şeyler benim çocuklarımın, torunlarımın geleceğini program hale getiriyor. Yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkartıyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki bizim ağaçlarımıza kıymayın, suyumuzu kirletmeyin, doğanın ekolojik dengesini bozmayın. Çocuklarımıza temiz bir dünya, temiz su kaynaklarıyla yaşanabilir bir dünya bırakalım onlara. Yarın bizim arkamızdan bak beddua etmesinler. Çünkü bize dedelerimiz, babalarımız öyle bir dünya verdi. Biz de onu koruyarak çocuklarımıza taşıyalım diyor. Burada bir şey daha var. Zeytin ağacının kutsallığı ile ilgili. Bakın şu anda bana 250 yıl geçmişten bir kalmış fabrika gösterebilir misiniz? Yok. Yani o kadar yaşayan, 300 yıllık, 500 yıllık yok. Hatta devlet yok neredeyse. Avrupa'nın en eski fabrikaları bile o kadar yaşamıyor mu? Yaşamıyor. Şimdi zeytin ağacı 2500 yıllık, 3000 yıllık. Yani düşünebilir miyim? Bir fabrika düşün, bacasız. Doğaya hiçbir zararı yok, tam tersine. Doğaya katkı sağlıyor, üstelik meyve veriyor. Öyle bir ağaç düşünün, 2000-2500 yıl yaşıyor ve meyve veriyor. Yaşandıkça da verim daha çok artıyor. Yaşandıkça da artıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani o ağacın yaşaması hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem doğanın ekolojik dengesini tamamlıyor. Böyle bir ağaç kesilebilir mi? Yani mümkün değil, kesilmemesi gerekiyor.
Ama burada her şey para. Adamın gözlerine baktığınız zaman sadece dolar işaretleri görüyorsunuz bazılarında. Yani ne olacak canım diyor, oradan keseriz, oraya dikeriz falan. Böyle bakan insanlar da var. Ama bir de şunu sormak lazım. Kardeşim bu yasa 6 defa meclise gelmiş yıllardır. Yani belki 10 yıl içinde 6 kez görüyorum. 6'sında da reddedilmiş. Bunu ısrarla 7. kez niye getiriyorsun? Yani burada bir tepki oluşuyor halktan, köylüden, ziraat odalarından. Bir tepki oldu, üniversitelerden belli. Niye ısrarla getiriyorsun? Bunun getirilmesini isteyen arkadaki güç ne? Bence maden firmaları. Maden firmaları ısrarla bunu hükümetin önüne koyuyorlar. Bunu koyun, çıkarın, biz işte bazı yerlere gireceğiz, zeytinlik alanı diye giremiyoruz, maden araya gördük. Ya uçakla bazı izinin üstünden inişe geçtiğinizde hava açıksa, bir bakıyorsun şeyden itibaren bu Manisa sahil dağı şeyi, yani öğrenmişler ama her taraf delik deşik. Sanki bir köstebek girmiş İzmir'in Ege bölgesinin altından köstebek, böyle her taraf açılmış garip garip böyle çukurlar, garip garip beyaz lekeler. Yani bir de Avrupa'ya gittiğim zaman düşünün, Frankfurt'un üstünden inerken. Ona keza aynı şekilde Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti'ne gittiğinde düşünün. Bir bakıyorsunuz yukarıda her taraf yemiş. Tarlaların renkleri bile farklı farklı tarım ürünleri. E bir de bize bakıyorsun şey gibi, köstebek yuvasızdır bu şartlara. Ya bu da doğru değil yani. O sözüm anlamları açık. O toprağın altının üstüne getirdi, yeşillendirmesi gerekiyor. Böyle bir şey diyor. Onu da yapmıyorlar. Öyle bırakıp gidiyorlar. Aslında bu konuda bir yasa olması gerekmiyor. Var, var, var ama denetim yok. Sorun denetim yok. Yani kayalıkları deliyor, deşiyor, ediyor. Ağaçlandırması gerekiyor orayı. Bakıyorsunuz, siz ben yukarıdan baktığımda uçaktan göremiyorum o şeyi, yeşillendirmeyi. Böyle de bir şey var, sıkıntı evet, var. Evet, zeytin meselesi gerçekten işimizi acıtıyor aslında herhalde. Ege bölgesinde yaşayan insanlar bunu çok daha iyi bilir ama zeytin ve zeytinyağı deyince ülkenin her tarafında da kullanılan her sofrada eksik olmayan bir şey. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz derecede kullanılan kimya sektörü, ilaç sektöründe çok tüketilen bir şey. Ve sağlıklı bir şey. Mesela biz çocukluğumuzda Vita diye bir şey vardı. Sizde de vardı, mutlaka hatırlarsınız. O Vita'nın daha sonra ne kadar sağlıksız olduğunu, aslında kana karıştığı zaman kan dolaşımını zorladığı, damlamaya ilgili sıkıntılar yaptığı, kalp krizinden insanların 45-50 yaşında kalp krizinden öldüğünü duyardı mesela o yaşlarda. O ilk bit ayarların tenekelerin üzerinde bir bayraklar vardı, hatırlar mısınız onları? Evet. Onlar mesela bizde o dönem onu bulabildiğince ama zeytinyağını keşfettikten sonra Ege bölgesi insanı çiçek yağını bile bıraktık mesela. Her şey zeytinyağı da yapar hale geldi. Zeytinyağı çünkü gerçekten çok sağlıklı. Kalp damarlarını yoruyor. Yani kan dolaşımını normal hale getiriyor. Ve şimdi bakıyorsunuz kalp krizi dediğinizde çok sıradan bir şey oldu artık. Yani 60-70 yaşında bile problemsiz geçiştirilebilir kalp krizi. Daha doğrusu geçmişte sadece zeytinyağımız vardı. Evet. Sağlıklı insanlar. Daha sonra bizi yönlendirdiler. Evet, aynen öyle. İt ayağına yönlendirdiler. Ondan sonra mısır yarışıyor bu falan filan derken. Evet. Ama tekrar işte sağlık meseleleri ortaya çıkınca zeytinyağına tekrar dönüş oldu ama işte işin içerisinde şimdi zeytin alanlarının böyle kat edecek şeyler, yasalar çıkıyor. Evet, tahmin ediyorum şimdi önümüzdeki hafta salı günü, şimdi meclise indirdiler biliyorsunuz. Önce biz komisyonda bunu tartıştık, meclise indirdiler. Meclise inmesiyle birlikte sivil toplum örgütlerinde ciddi bir başkaldırı oluştu. Ziraat odaları, üniversiteler, zeytinciler. Biz orada mesela komisyonda bu konunun söz sahibi olan işte zeytinyağı birlikleri var, zeytincilik kooperatifi var, zeytincilik enstitüsü var. Buradaki yetkili arkadaşlarımız gelip bunu anlatsınlar dedik. Onlara söz hakkı vermediler. Şimdi söz hakkı verilmeyince biz kızdık tabii muhalefete. Yani niye söz hakkı vermiyorsun bu arkadaşlara diye. İşte birine verirsek diğerine vereceğiz. 5 dakikada bir şey anlatamam. Tamam verdim. O zaman aldım ben arkadaşların elinden 15 sayfalık yazıyı. Dedim ben okuyacağım bunu. Bana engel olamazsın. Ben milletvekiliyim ve komisyon üyesiyim. O arkadaşların raporlarını oradan yazılı olarak okudum. Ve okuyarak dedim ne var bunlar? Dinlediniz. Yani adam bunu ifade etmek isteyecekti 5 dakika içinde. Hiçbir olumsuz bir şey yok. Size tam tersine katkı koymaya çalışıyor. Zeytinle ilgili geç
geçen yılki ihracatımız ne, zeytinyağı ile ilgili, bu yılki ihracatımız ne? Yani birçok konuda dışa bağlıyız zaten, enerjide, gıdada, samanı bile dışarıdan getirir noktaya gelmişiz. Yani bu kafayla gidersek zeytini bile ithal edeceğiz. Yani onu bari yapmayalım yani. Bugün İspanya uçtu mesela, ekonomisinde en büyük gelir kaynağı zeytinyağı. Dolayısıyla müsaade edin, bu da olsun. Şimdi büyük ihtimalle önümüzdeki salı ya da çarşamba günü tekrar komisyona geri getirecekler. Bu arada evvel gün Sayın Bakan'ın, iki bakanın, hem Tarım Köy İşleri Bakanı hem Ekonomi Bakanı, Sanayi Bakanı'nın bu Zeytinciler Birliği'nin dinlenmesini, Zeytinyağı Birliği Federasyonu'nun dinlenmesini, ziraatının dinlenmesini istemiştim. Onları dinlediler. Onlar derdini anlattı. Şimdi karşılıklı şeye geldi olay. Yani bize farklı bir yöntem söyleyin, ne yapalım bunu, bir sınırlandırma, bir yasağı haline getirelim diye dersin, çalışsın herkes dersin, tekrar komisyona büyük ihtimalle önümüzdeki çarşamba günü gelecek, orada tartışacağız tekrar. Ne çıkabilir komisyonda? Yahut da aynen kabul edilmezse, aynı şekilde geri gidersin. Valla şimdi burada, ama şu anda refleksler devam ediyor. Bakın dün İstanbul'da insanlar sokaklara dökülmüş zeytin için. Bugün saat 2'de Urla'da, Cumhuriyet Meydanı'nda, Yarımada, Karabağ Yarımadası'nın tamamı orada bir miting yapıyor, zeytin mitingi yapıyor. Bu tabi ses yükselecektir. Tabii. Yani bunu da duymamazlıktan gelmeleri mümkün değil bence. Burada iki şey var. Ya bu halkı karşısına alacak, zeytinciyi karşısına alacak, madenciyi mutlu edecek. Ya madenciyi karşısına alıp halkı mutlu edecek. Bu kadar basit. Yani bu baskıdan presten bu. Biz maden çıkarılmasın demiyoruz ki, altın çıkarılmasın demiyoruz ki. Yani bizi de her konuda, ya bunlar da muhalif, her şeye istemezlik diyorlar. Hayır, öyle değil. Biz uygun yerde çıkarsınlar. Çocuklarımızın geleceğini karartmasınlar, doğanın ekolojik dengesini bozmasınlar, yeşilimizi katletmesinler. Yani neresi uygunsa orada çıkarsın. Ama sen gelip de cennet gibi bir yerde ben burada altın arayacağım dersen, bu da doğru değil yani. Benim suyumu kirletirsen, ekolojik dengeyi bozarsan, ağaçlarını kesersen, zeytinimi bitirirsen, ben sana orada arattırmam onu yani. Orada arama, git başka yerde ara. Biz karşı değiliz. Çünkü bunların da çoğu biliyorsun, maden şirketlerinde yabancı şirketler. Evet. Yerlisi yok gibi yani. Evet, yerli eleman çalışıyor ama o yabancı şirketlerin büyük bir bölümü de çıkardığı altının büyük bir bölümünü gene yurt dışına götürüyor. Bir kısmını da burada bırakıyor, büyük kısmı dışarıya gidiyor. Bazıları da toprağa da getiriyor. Yani. Evet, çok teşekkürler. Sözün sonuna da geldik ama böyle ekleyeceğiniz başka bir şey varsa böyle hemen onları da alalım. Çok teşekkür ederim. Tabii bu tasarının içinde bir de meralar meselesi vardı biliyorsunuz. Meralarımız da çok önemliydi. Bunların daha önce enerjide özellikle rüzgar güllerinin konulaması için kıyı, kela, mera, askeri bölge falan onları zaten geçirmişlerdi. Köyün içine bile rüzgar gibi dikebiliyor yani, karavanını gördük. Bizim bu noktada doğanın ekolojik dengesini, çevreci hareketlere, işi bilen bilim insanlarıyla birlikte karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece siyasetçiyim, bakan oldum, milletvekili oldum, ben bilirim. Konuya vakıf olmadığınız şeyde bile yasaya işte tamam bu da olsun, yazalım, çak, imzaya gitsin, hayır böyle olmalı. Yani o konuyla ilgili o işin uzmanlarını çağırmalı, o işe sivil toplum örgütleriyle bir ortak platform oluşturmalı, tartışılmalı ve doğru neyse o olmalı. Biz de bu geminin içerisindeyiz, biz de bu gemi yüzsün istiyoruz, batmasın istiyoruz. Dolayısıyla bu gemiyi birlikte yüzdürelim istiyoruz. Yani bu A partisi de, B partisi de, C partisi de aynı değişmez. O zaman birlikte karar verelim buna. Zaten teminde dediğim gibi yani 25 kişilik komisyonunda ancak ikna ederek karşısındaki, yani o fikri çürüterek ikna ederseniz geri adım atıyorlar. Aksi takdirde iş oynamaya geldi mi istediğini yapıyor zaten iktidar. Öyle bir şey diyorum aslında, ben onu anlamıyorum. Ülkedeki ekolojik dengeler bozuldukça gelecek nesillerin tehlike atmıyoruz yaşamlarını. Kesinlikle öyle. Hepimizin çocuğu, o sanayicinin de çocukları tabii, olacak tabii, yani. Tabii. Senin de benim de. Herkesin çocuk çok çocuğu olacak, bu da yaşamaya devam edecek. Kesinlikle. Şimdi mesela bir sanatçımız çıktı. Çok da sevilen gençler tarafından Tarkan. Tarkan. Zeytin ağaçlarına sahip çıkalım dedi. Şimdi bakanın cevabına bakın. Senin zeytin ağacın mı? Ya zeytin ağacı olması gerekmiyor Tarkan. Zeytin ağacının önemine binaen doğaya, çevreye, yeşile olan saygısından söylüyor. Zeytin ağacı vardır ya da yoktur. Ama öyle bir sanatçı bunu söylemiş. Yani buna
Öyle mi cevap vermek gerekiyor? Yani Sayın Tarkan'a kutluyorum, ben de onun zeytin ağacına gösterdiği saygıyı, ben de saygı gösteriyorum diyebilirdi pekala. Evet, rahmetli Cem Karaca'nın da var, Nazım'ın da güzel şeyleri var, zeytin ağacından bahseden. Evet, çok teşekkürler. İnşallah ben teşekkür ederim, sağ olun. Bu konuda inşallah farklı bir adım atılmaz, inşallah bu yasa... Valla mücadele edeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Tabii bizim oradaki verdiğimiz komisyonda, mecliste verdiğimiz mücadele, en büyük gücü bizi seçip meclise gönderen halkımızdan alıyoruz, insanlarımızdan alıyoruz. Onlar bize bu konuda direnin dedikleri zaman biz de direniyoruz. Gücümüzün yetmediği yerde geriye dönüp diyoruz, bize omuz atın, güç verin bize. Yani sesimizi yükseltmemize yardımcı olun, siz de çıkın sokağa sesinizi yükseltin. Tabi bunu yaparken çıkıp da kaş göz yaralı tekme tokat kavga edelim demiyoruz. Terör davet gibi de algılanmasın. Evet. Ama biz doğamızı seviyoruz, zeytin ağacımızı seviyoruz, o ağaçları da kestirmeyeceğiz. Evet, Sayın Nalettin Bayır'la Göztepe'yi, stadyumları ve zeytin ağaçlarını konuştuk. Evet. Müşteriler de buydu. Evet, Göztepe'mize başarılar diliyoruz. Ama zeytin demek de ülkemizin geleceği demek. Kesinlikle. Evet, sanayi çok önemlidir ama bu sadece bugün için değil, yarın için çocuklarımız da gelecek, bunlara bağlı. Size çalışmanızda başarılar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ama son sözü olarak şöyle ekranlarınıza gene neler söylemek istersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'de malum şeyler de başladı. Delege seçimleri de başlıyor. Yeni bir adımlar atılıyor. Onları da böyle işin içerisine kataraktan son sözlerinizi alalım. Buyurun. Evet, önümüzdeki süreçte olağan kurultay takvimimiz açıklandı. Mahalle delege seçimleri yapacağız. Daha sonra ilçe kongrelerimiz, arkada il kongreleri olacak. Ben bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin barış ve kardeşlik içinde demokratik bir yarış sergileyeceklerini düşünüyorum. Bu anlamda bütün Cumhuriyet Halk Partili İzmir'de, Ege'de, Anadolu'da yaşayan insanlara da başarılar diliyorum. Bunu bir takım tutar gibi yarış haline getirmeyelim. Hepimiz aynı partinin mensubu insanlarız. Yapılması gereken şey burada kol kola birlikte bir nöbet değişimi gibi. İşte bu dönem sen yaptın, öbür dönem ben yapayım. Bir sonraki dönem diğer arkadaşımız yapsın. Yorulan arkadaşımız biraz kenarda dursun. Daha diri olan arkadaşımız öne çıksın şeklinde. Delege seçimi, ilçe başkanlığı, il başkanlıklarında böyle birlikte ortak kararlarla çıkarıp yürüyelim diye teklif ediyorum. Ve bütün Yeni Gün TV aracılığıyla Göztepe'leri kutluyorum, önüne geçenlere Sayın Spor Bakanı'na stadımızı bir an önce yapmasını rica ediyorum. Sayın Sanayi Bakanımıza da zeytin ağaçlarına kıymayı diyorum sonra. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler Sayın Bey. Evet, sen seyircilerin yeniden burada sona eriyor. Konuğum Sayın Nalettin Bayır'ın Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Biz zeytin ağaçları ile ilgili komisyondaki çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah komisyon çok başarılı sonuçlar elde eder. Ve tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, sen seyircilerin yeniden tekrar görüşmek dileğiyle. Hepimiz hoşçakalın.